Defnegiller familyasına özgü bir bitki olan tarçının ana vatanı Güneydoğu Asya olarak bilinmektedir. Yemeklerin ve bitki çaylarının içerisinde sık sık kullanılan tarçın toz olarak veya çubuk şeklinde kullanılır. Tropikal iklimleri seven tarçın Endonezya, Malezya, Brezilya ve Madagaskar'da yetiştirilir. Tarçının ülkemizde yetiştirildiği yerler ise botanik bahçelerdir. Bitki çaylarında sık sık yer verilen tarçın ana malzeme olarak da kullanılır. Sağlık açısından oldukça faydalıdır. Peki tarçın çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Tarçın çayının zararı var mı? Tarçın çayı zayıflatır mı? Şimdi bu soruların cevabını hep birlikte verelim. Öncelikli olarak tarçın çayının faydalarından başlayalım. Tarçın çayı özellikle kış günlerinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur. Kan dolaşımını hızlandırır, mide bulantısına ve kusmaya etkilidir. Kan şekerini düzenler. Şeker krizi nedeniyle ortaya çıkan el ve ayak titremelerinin azaltılmasıyla bilinir. Gaz söktürücü özelliği vardır. Midede oluşan şişkinliğe iyi gelir. Hafızayı güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisine destek olur. Mide kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı etkilidir. Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller. Diş eti hastalıklarına ve diş çürüklerine karşı etkilidir. Tarçının iltihapları giderici etkisi de mevcuttur. Metabolizmayı hızlandırmasıyla da bilinir. Peki bu kadar faydasını saydığımız tarçın çayının zararları nelerdir? Tarçın çayı aşırı kullanılmadığı sürece bir yan etkiye neden olmaz. Fakat aşırı tüketilmesi halinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. Bunun yanında hassas bünyeler, hamileler, emziren anneler, ciddi ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin tarçın çayını tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Doktorun onaylamadığı hiçbir ürün tüketilmemelidir. Tarçın çayının faydaları ve zararlarından bahsettik. Peki günde kaç bardak tarçın çayı içilmeli? Tarçın çayı günde en fazla 1-2 fincan içilmelidir. Tarçın çayının fazla içilmesi sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Tarçın çayı zayıflatır mı? Tarçın çayının açlığı azaltıcı bir etkisi vardır. Bu yüzden öğle ve akşam yemeklerinden önce tüketilirse daha az yemek yemenizi sağlar. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye destek olur. Peki tarçın çayı nasıl yapılır? Öncelikle tarçın çayı yapacağımız malzemeleri şöyle sıralayalım. 1 çay kaşığı toz tarçın veya 2 adet kabuk tarçın, 2 su bardağı kaynar su, 1 adet elma dilimi, 1-2 adet yıldız anason, isteğe göre de bal kullanılabilir. 1 demlikte 2 su bardağı suyu kaynatın. Kaynama suyunun içerisine 2-3 dilim elma ve yalnız anason ekleyin. Bir fincanın içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ya da 2 adet çubuk tarçın ekleyin. Bunlardan yalnızca biri seçilmelidir. Kaynayan suyu tarçının üzerine ekleyin. 10 dakika demlemeye bırakın. Demlenen tarçın çayını tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Çayımız hazır. Şimdi afiyet olsun.